İçişleri Bakanlığı'nın bütçesini görüşüyoruz. Elbette İçişleri Bakanlığı çok önemli bir bakanlık, çok büyük bir bakanlık. Hayatın her alanına dokunan bir bakanlık. Olmazsa olmaz icraatlar beklediğimiz bir bakanlık. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı yapmak zor bir görevdir. Diğer bakanlıklara da çok fazla benzemez diye düşünürüm. Çünkü halkın çok yönlü beklentilerini karşılama sorumluluğu bu bakanlıkta vardır. Doğduğunuz günden sonuna kadar olan pek çok alanda, pek çok konuda karşı karşıya kaldığınız bir icraat silsilesi. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarına baktığımızda en genel anlamda bir var olan ve geçmişten devralınan işlerin sürdürülmesi vardır. Bunlar rutin çalışmalardır ve her bakan da bunu önünde bulur. Geçmişten kalınan işlerin daha iyi noktalara götürülmesi, belki süratlendirilmesi, çözüm odaklı olarak sonuç alınması. Bir de ve esas sınav verilmesi gereken noktalar vardır ki onlar da acil ihtiyaca dönük olarak atılması gereken adımlar. Bunlar kimilerine göre reformlar olarak değerlendirilebilir. Kimilerine göre yeni yasaların yapılması olarak da ifade edilebilir. Bilgisayarımıza 2019 faaliyet raporu geldi. Sayın Bakanlığın ve Bakanlığın onun üzerinden bazı değerlendirmeler yapmak belki hani daha verimli olur diye düşünmekteyim. Öncelikle şunu söyleyeyim tabii, hükümet programına baktığımızda hükümet programının İçişleri Bakanlığı'yla ilgili bölümleri aslında çok iddialı değil. Sayın Bakan belki de geçmiş dönemde de bakanlık yapmış olduğu için biraz tasarruflu davrandı hükümet programını tanımlarken. Ancak 24 aylık bakanlığı döneminde ortaya koyduklarını konuşacağız. Ve elbette her kişiye de 24 ay bakanlık yapmak nasip olmaz. Dolayısıyla dünden bugüne, bugünden yarına İçişleri Bakanlığı'nın ne denli etkili işler yaptığını hepimizin ele alıp değerlendirmesi de gerekir. Faaliyet raporu üzerinden olaya bakacak olursak, özellikle dikkat ettiğim noktaların altını çizdiğimde yurttaşlık konusu bunların başında gelmektedir. Yurttaşlık şubesinin vermiş olduğu verilere rapordan bakarak bir inceleyeceksek bu verileri, şu ana kadar yani 1 Ocak 2019'dan 31 Ekim 19 dönemi içerisinde toplam 3075 kişinin vatandaş yapıldığı, yurttaş yapıldığı görülmektedir. Bu yurttaşlıklara baktığımız zaman bakanlık onayı elbette çalışma izinlerine tabidir. KKTC eşi olan bir kişinin vatandaşlık alması da elbette burada da ifade edildiği gibi söz konusudur. Ancak benim dikkatimi özellikle çeken konu Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık yapılması konusudur. Buradaki verilere baktığımız zaman Bakanlar Kurulu kararı ile toplam 167 kişinin bu dönemde vatandaş yapıldığı ifade edilmektedir. Bunun 157'si TC, 10 tanesi de diğer ülkelerin vatandaşları, insanları. Ve yine Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaş olanın eşi ve çocuğuna vatandaşlık verilmesi ise toplam 347 kişi. Yani şu ana kadar bu 10 aylık, 11 aylık dönemde 10 aylık dönemde 505 kişi Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık evet, o zaman şöyle düzeltelim. 167 kişi Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık almıştır. Bu Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık alanların çocuk ve eşleri ile birlikte toplam sayı 505'e çıkmaktadır. Bu aslında önemlidir Sayın Bakan. Çünkü Bakanlar Kurulu ile vatandaşlık alanların eş ve çocuklarının da
vatandaş olması bir bakıma aynı kapsamda ele alınabilir diye düşünmekteyim. Dolayısıyla bu sayı beni şaşırttı. Öncelikle onu söylemek isterim. Çünkü sizin vatandaşlık konusundaki siyasetinizin doğru ve temelli bir siyaset olduğunu düşünmekteyim. Bugüne kadar bu yönde ortaya koyduğunuz çalışmalarda belli bir duruşunuz vardır ve bu duruşunuz bizlerin de çeşitli dönemlerde ortaya koyduğu yaklaşımlarla büyük ölçüde örtüşmektedir. Tüm bunlara rağmen yine de Bakanlar Kurulu'yla vatandaşlık yapılmasının neyi kapsadığını, bu 167 kişinin neyi içerdiğini konuşmamız gerekmektedir. Dolayısıyla bu konuda... Başkan, çok kısa bir bilgi verelim, bölmek istemem size ama bu rakamın içerisinde şu da vardır, diğerleriyle de paraleldir bu. Bizden önceki dönemde Bakanlar Kurulu kararı çıkmış olanların yurttaşlık belgesi almamışlar da bunun içerisine dahildir. Onlar da bizim dönemimize yazılıyor. Tıpkı diğer dönemlerde olduğu gibi, yani o rakamı bu konuda da değerlendirirseniz. Tamam, sorun değil. O zaman siz kendi döneminize ait olan, yani 24 aylık dönemi kapsayacak olan süre içerisinde ne kadar Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık verdiğini bizimle paylaşırsanız daha sonraki konuşmanızda, içerikleriyle birlikte bunu özellikle öğrenmemizde, kamuoyunun bunu algılamasında ciddi anlamda fayda vardır. Şimdi tabii bu vatandaşlık meselesiyle ilgili bir ciddi konu şudur. Bir kişinin bakanlık onayıyla vatandaşlık alabilmesi için belli bir çalışma izni düzeninin olması gerekiyor ve buna paralel olarak da ilgili kişinin sağlık ve güvenlik raporunun olması gerekiyor. Burada özellikle güvenlik raporu, ki yanılmıyorsam yürürlükte olan yasada da güvenlik raporu olarak ifade edilmektedir. Nedense çeşitli toplum kesimleri bakımından ciddi bir problem yaratmaktadır. Özellikle Türkiye'den buraya gelmiş, 15 yıl hatta daha fazla bu ülkede alnının akıyla çalışmış, vergisini ödemiş fakat sağlık raporda olmasına rağmen güvenlik raporu Türkiye'den gelmediği için vatandaş olamamış kişiler vardır. Şimdi bu büyük bir problemdir. Bu kişiler neden vatandaş olamamaktadır ve ilgili yasa maddesi neden bizim kendi emniyetimizden alınacak olan bir raporla yürürlüğe sokulmamakta ve bu insanların hayatları kolaylaştırılmamaktadır. Bu konuyla ilgili ciddi bir irade ihtiyacı vardır diye düşünmekteyim ve bunun sergilenmesi gerekir. Toplumda bu yönde büyük bir hassasiyet vardır. Bu hassasiyetin giderilmesi oldukça önemli bir konudur diye düşünmekteyim. Elbette yeni bir yurttaşlık yasası ihtiyacı her zaman konuştuğumuz konudur. Bunu biz gündeme getirdiğimizde Sayın Bakan çeşitli vesilelerle bize cevap vermekte ve aslında kendisinin bu konuyla ilgili bir sıkıntısının olmadığını, bunun yürürlükte olduğunu, bir prosedür olduğunu ve uygun zamanda bunun hayata geçeceğini ifade etmektedir. Özellikle bütçe komitesi tartışmalarında da bu konu epey bir tartışıldı. Fakat bunun ifade edilmesi bizim için tatmin edici değildir Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yurttaşlık yasası bu ülkede bir an önce çıkması gereken yasaların başında gelmektedir. Hani az önce bakanlığın asli görevlerinden veyahut icraat olarak bir reform niteliği taşıyabilecek görevlerinden bahsederken bunu da onu içerisine koymaktayım. O kapsam içerisinde değerlendirmemiz gerektiğini düşünmekteyim. Dolayısıyla gerekçesi her ne olursa olsun, kamuoyundan ne tür tepkiler gelirse gelsin, ne tür milliyetçi reflekslerle size saldırılırsa saldırılsın, biz bu yurttaşlık yasasının bir an önce hayat bulması gerektiğini ve bu konunun temizlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu konuda atılacak olan adımlarda da size içerik olarak bundan önce yaptığımız çeşitli konuşmalarda bilgiler verdik. Görüşler ortaya koyduk. Bunlara dikkat ediniz lütfen dedik. Ancak şu ana kadar bu konu toplumun gündemine taşınmamıştır ve hayat bulmamıştır. Dolayısıyla sizin bu noktada büyük bir sorumluluğunuz vardı Sayın Bakan. Yani kim ne derse desin, hükümetin hangi kanadı nasıl konuşursa konuşsun, nasıl reaksiyon verirse versin, bugün çok acil olan bu konuyla ilgili olarak el birliğiyle bu yasanın hayata geçmesi konusunda
irade koymanız gerekiyor. Cesaretli olmanız gerekiyor ve bu sorunun temize havale edilmesi gerekiyor. Artık siyasilerin iki dudağı arasında olmaktan bu konuyu çıkarmamız gerekiyor. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Buradaki konuşmacıların çok söylediği ifadelerden biridir bu da. Sizin için de bu geçerlidir. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Hükümetin ne olacağı belli değil. Bir sürü dedikodular dönmektedir. Bunları bir kenara bırakalım. Bunları bir kenara bırakalım ama görevde bulunduğumuz her bir günün, her bir anın en verimli bir şekilde hayata geçmesi için, kamu refahı için, kamu yararı için hep birlikte çalışalım. Dolayısıyla geçmişte yurttaşlık değişiklik yasasıyla ilgili olarak söylediklerimizi tekrardan söylemek istemem ama kısaca başlıklar halinde şunu bir kez daha tekrar edelim. Sizin de hassasiyet gösterdiğinizi bildiğim evlatlık edinme konusuyla ilgili düzenleme mutlaka yeni yurttaşlık yasasında yer almalıdır. Bu konuya lütfen önem verin, hassasiyet gösterin. Evlenme yoluyla kazanılan yurttaşlıklar konusunda ciddi anomaliler, ciddi tartışmalar vardır. Bu konuyla da ilgili düzenleme konusunda lütfen gerekli hassasiyeti gösterin ve ilgili yasada düzenlemeyi yapınız. Bunun yanında Bakanlar Kurulu kararıyla verilen vatandaşlıklar konusunun kesinlikle ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Zorunluluk ilkesinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Oldukça açık ve şeffaf bir şekilde Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verilmesi ya ortadan kalkmalıdır ki bu konuda Doğuş Deri arkadaşımızın da size önerileri vardır ya da çok güçlü çok açık ve çok net düzenlemelerle göreve gelecek bakanlar kurullarına yetkileri tanımlanmalıdır, ortaya konmalıdır. Bu konu ortadan kalkmalıdır. Ve yine elbette hepimizin çok ciddi hassasiyet gösterdiği bir konu da Sayın Bakan, Kıbrıs Türk kimliği, Kıbrıs Türk kültürü, Kıbrıs Türk toplumunun varlığı ve devamıyla ilgili olan çok temel konularda da oryantasyon ihtiyacının bu yeni yasada mutlaka yer alması gerekliliğidir. Ben inanıyorum ki bu ortaya koyduğum ve daha da artırılabilecek olan başlıklarda mutlaka sizin de olumlu görüşleriniz vardır ve bunun hayat bulması için sizden en kısa zamanda, hiç bunun tartışılır bir yanı kalmamıştır, en kısa zamanda bu yasayı bir an önce meclise sevk etmenizi istiyoruz ve bekliyoruz. Biz Cumhuriyet Türk Partisi olarak yıllardan beri yurttaşlık konusunda büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu konuda Kıbrıs Türk toplumunun varlığının, kimliğinin, karakterinin bozulmasına yönelik olarak sağdan soldan gelen eleştirilere göğüs germekteyiz ve bu konuda atılacak her türlü adımın da yanında olacağız ve destekçisi olacağız. Sizden görev bekliyoruz. Sizden icraat bekliyoruz. Sizden iş bekliyoruz Sayın Bakan. Sizden gerekçe beklemiyoruz. Sizden bu iş yoldadır, yolundadır, merak etmeyin cevabını duymak istemiyoruz. Biz sizden artık bir takvim bekliyoruz. Bir tarih bekliyoruz. Lütfen bu tarihi söyleyin ve hep beraber size de verelim bu desteği ve bu sorunu bu toplumdan temizleyelim ve önümüze bakalım. Evet, yine görevleriniz arasında olan bir diğer konu ise yerel yönetimlerle ilgili konudur. Şimdi Türkiye ile imzalanan protokolda da kendisini gösteren bir konudur. Yerel yönetimler ve yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması konusu. Ve imzalanan protokolda belediyeler değişiklik yasasının meclise sevk edilmesi, belediyelerin birleştirilmesi yasasının meclise sevk edilmesiyle ilgili olarak size sorumluluk yüklenmektedir ve tarih olarak da Ekim 2019 tarihi işaret edilmektedir. Ekim 2019 tarihinde demek ki sizin bunları meclise sevk etmeniz gerekirdi. Bu konu önemlidir. Çünkü yerel yönetimlerle ilgili hassasiyet, yerel yönetimlerin artık sürdürülebilir bir düzene kavuşturulması bu ülkedeki bir diğer yaraların başında gelmektedir. Elbette şunu diyebiliriz.
Geçmişten böyle buldum. Niye siz yapmadınız? Yapılabilirdi, yapılamazdı. Bir sürü gerekçe öne sürülebilir. Bu yönde çeşitli adımlar attığınızı, özellikle de belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili olarak çeşitli toplantılar yaptığınızı biliyoruz. Basından da bunu okuduk. Fakat burada yine aynı şey geliyor ve bir noktada düğümleniyor. O da ilgili düzenlemenin hayat bulmasıyla ilgili olarak güçlü tavırların sergilenmesi. Şimdi sizin bu konuda yapmış olduğunuz basın açıklamalarını okuduğumuzda yerel yönetimlerle ilgili olarak elbette çalışma yapılması gerekir diyorsunuz. Ama keşke diyorsunuz ki bunlar işte yerel yönetimler tartışarak uzmanlarla birlikte bunları yapabilseler, edebilseler. Her ülkenin kendi ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı vardır. Her ülkenin kendine özgü insan yapısı vardır. Dolayısıyla bugün bu ülkede bazı adımlar atılacaksa ancak ve ancak siyasi iradenin güçlü bir şekilde kendini ortaya koymasıyla mümkündür. Bu noktada yerel belediyelerin birleştirilmesi konusuyla ilgili olarak da geçmişte bizim dönemlerimizde yapmış olduğumuz çalışmalar hala canlıdır ve ortadadır. Bunun çok daha fazla uzatılması, çok daha fazla demokratik açılım veyahut katılım diyerekten çeşitli kesimlerin görüş ve önerilerine başvurulması işi uzatmaktadır, sürüncemede bırakmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Dolayısıyla belediyelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için bir an önce bu iki yasanın hayata geçmesi gerekmektedir. Şimdi bu konu tabii her açıldığında özellikle ekonomik bağlam öne sürülmektedir. İşte eğer şu kadar sayıya düşürürsek bu kadar verimlilik alırız. Şu kadar sayı olursa şöyle olur, böyle olur gibi. Bunların tabii tümü bence biraz ayaküstü değerlendirmeler. Burada önemli olan şudur. Vatandaşın yerel yönetimden alacağı hizmet kalitesinin yerel yönetimin sürdürülebilirliği çerçevesinde artırılmasıdır. Vatandaşın yerel yönetimden alacağı hizmet kalitesi sadece belediyelerin vereceği hizmetle ilgili değildir. Bunun sosyal ve demokratik boyutları da vardır. Yani siz olayı değerlendirirken yerinden yönetim ilkesini mutlaka ve mutlaka gözetmeniz gerekmektedir. Bugün eğer bu ülkede yerel yönetimler gerçekten özlediğimiz gibi, beklediğimiz gibi çalışsa aslında vatandaş pek çok noktada mutlu olur ve beklentilerini daha farklı düzenleyebilir. Çünkü hükümetler gelir, vatandaşın hükümetten beklentileri vardır. Belediyelerin de beklentileri, belediyelerden de bekledikleri aslında merkezi otoriteye yüklenmektedir. Dolayısıyla sorumluluğunuz çok büyüktür. Bu bağlamda bizim yaptığımız çalışmanın esası coğrafi temelli bir çalışmaydı. Verimliliğin ancak coğrafi temelli bir çalışmayla söz konusu olabileceğini düşünmüştük. Ve belediye sayısını da ona göre işte 14-15 dolayında tutabileceğimizi ortaya koymuştuk. Bunun raporları inanıyorum ki bakanlığınızda vardır. Dolayısıyla bir an önce bu konuda adım atılması gerekir. Fakat adım atılabilir mi diye bana soracak olursanız atılamaz derim. Atılamaz. Niye atılamaz? Çünkü öngörülen bütçeye baktığımızda aslında 2020 yılında yerel yönetimlerin birleştirilmesiyle ilgili bakanlığın herhangi bir projesinin olmadığını görüyoruz. Çünkü yerel yönetimlerin birleştirilmesi meselesi çok ciddi bir maliyet, çok ciddi bir envanter çalışması ve çok güçlü bir vizyon gerektirir. Şimdi siz bunlara eğer sahipseniz ancak bu yönde adım atabilirsiniz. Benim görebildiğim kadar bu yönde bir vizyon yoktur. Buna açıkça konuşalım. Yani 2020 yılın içerisinde biz yerel yönetimlerin birleştirilmesiyle ilgili herhangi bir adım göremeyeceğiz. Göremeyeceğiz. Bugün elimizdeki bütçe rakamları bize bunu ifade etmektedir. Ve bu bir üzüntü kaynağıdır. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani ülkedeki temel sorunların başında gelen bu reformun yapılmaması merkezi kaynaklara hala daha belediyelerin ciddi anlamda ihtiyaç duyması yine orada denetimsizliğin ciddi bir unsur olarak ortada durması, belediyelerin kendi kaynaklarını yaratamaması derken kendi tahsilatlarını su gibi,
kanalizasyon gibi alanlarda sağlayamaması, müthiş bir denetimsizlik olması, istihdamın bir siyasi rant halinde hala daha kullanılması ortadadır ve bu kabul edilebilir değildir. Bugün Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öyle belediyeler vardır ki bir odada o belediyeyle ilgili Sayıştay denetim yaparken diğer odadan ilgili belediye başkanı istihdam yapmaktadır. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir sürdürülebilir düzendir? Bunun kabul edilebilir bir yanı elbette bizim açımızdan da yoktur. Dolayısıyla hani bir laf vardı, bıçak da sizde, et de sizde. Yani gerekeni mutlaka bir an önce yapmanız şarttır. Eğer kalkar da bunu daha da katılımcı bir anlayış yapalım ve soralım diye bir noktaya giderseniz hiçbir adım atamayacaksınız. Atmanız da mümkün değildir. Elbette sadece bunlar mı belediyelerle ilgili sorun, yerel yönetimlerle ilgili sorun? Hayır. Aynı paralelde belediyeler yasasının da değiştirilmesi gerekiyor ki belediyelerin denetimi hem açık olmasını sağlamamız lazım, hem daha demokratik olması için belediye meclislerinin yetkisini artırmamız lazım, hem de denetimin, bu su benimdir diyelerini alabiliriz, hem de belediyelerin etkinliğini ve tabandan denetimini sağlayabilmemiz lazım. Bugün bir belediye başkanı 5 yıllığına seçilmektedir. Seçildiği günden sonra da hiç kimse ona dokunamamaktadır. Bu bir demokratik model değildir. Ülkelere baktığımızda ülkelerin çeşitli örnekleriyle karşılaşıyoruz. Örneğin geriye çağırma diye bir metot vardır Sayın Bakan. Orada nedir? Halkın belli bir kesiminin belli bir imza sonucu bölgede referanduma gitmesi ve ilgili belediye başkanının da geriye çağrılması söz konusu olabilir. Belediyeler bir sultanlığa dönüştürülmemelidir. Biz merkezi otoritede bunu ciddi bir şekilde gündem yaparken ve çalışırken belediyelerde ne yazık ki gözümüzü kapatıyoruz ve oradaki duruma gözlerimizi yumuyoruz. Dolayısıyla bundan önce yerel yönetimlerle ilgili pek çok çalışma yapıldı. Pek çok rapor elimizde vardır. Belediyelerin şu anda resmini tam olarak görebileceğimiz bir kaynağa sahibiz. Tam olarak görebileceğimiz. Bu çerçevede idari anlamda, hukuki anlamda, mali bağlamda, denetim bağlamında neler yapılabileceği konusunda gerçekten önemli bilgilere sahibiz. Dolayısıyla buradan hareketle ben kişi olarak da yerel yönetimlere çok önem veriyorum. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, bir demokrasi unsuru haline gelmesi, verimli çalışması, halka güçlü, etkili hizmet vermesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve inanıyorum ki belediyelerin sadece yerel hizmetler bakımından değil, aynı zamanda o bölgedeki sağlık gibi, eğitim gibi, sosyal aktiviteler gibi konularda da kendilerini güçlendirerek, daha da demokratik kılınarak işlevsel kılınması bizim açımızdan, bu küçük ada ülkesi bakımından, KKTC açısından oldukça önemli olur, oldukça etkili olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla yerel yönetimlerle ilgili iki tane yasaya bizim çok ivedi olarak ihtiyacımız var. Bir tanesi belediyelerin birleştirilmesi, bir diğeri de belediyeler değişiklik yasası. Bu konuyla ilgili hazır yasalar, yasa tasarları mevcuttur. Sayın Bakan'da da bunların olduğunu düşünüyorum. Bunlarla ilgili süratle üzerinden geçip en azından her ikisi de geçirilebilir. Geçirilebilir ki gerekirse belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili hamle bir sonraki döneme de bırakılabilir. Çünkü önümüzde çok da fazla zaman kalmadı. Yani 1,5-2 yıl sonra bildiğim kadarıyla yerel yönetimler seçimleri vardır bu ülkede. Böyle bir durumda biz nasıl belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili bir hamle yapabileceğiz? Zaman kalmadı. Dolayısıyla eğer Maliye Bakanı bu konuda yüksek hassasiyet gösterip de gerekli katkıyı sağlarsa belki bu yönde bir adım atılabilir. Dolayısıyla 2020 yılı geçiştirilmemesi gerekir. 2020 yılında belediyelerin bu iki güçlü yasasının bir an önce çıkması, hayat bulması gerekmektedir diye düşünmekteyim. Evet. Yine faaliyet raporu üzerinden gidecek olursak bir diğer konu konut edindirme biriminin faaliyetleri. Şimdi burada biliyorsunuz
kırsal kesim arazileri konusu vardır. Sosyal konut konuları vardır. Bunlarla ilgili de söyleyecek sözlerimiz elbette mevcuttur. Şimdi Sayın Başkan değerli milletvekilleri, bakanlık yaptığım kısa dönemde bir analiz yapmıştık. Bu analize göre devlet 2016 yılına kadar toplamda 6238 adet arsa vermiş vatandaşa. Bu veriler eski, 2016'ya kadar veriler. Ve bu verilen arsaların 6238 adet arsanın sadece 1857 tanesine inşaat yapılmış. Verilen koçan sayısı da o dönemde 423 idi. Düşünün, yani ne büyük bir orandan bahsediyoruz. Siyasiler hükümete geldikleri dönemlerde ne yazık ki kırsal kesim arazilerini birer siyasi rant aracı olarak kullanmaktadırlar. Kullanmıştırlar. Geçmiş hükümet dönemlerinde bunu bizzat yaşadık. Bu ülkede büyük bir kırsal kesim arazisi kaosu vardır. Araziler nerededir? Bu araziler ne olacak? Bu araziler nasıl hayat bulacak? Nasıl bir şekilde insanlarımızın daha verimli bir şekilde yaşamasına olanak sağlayacak? Şimdi sosyal konut yasamız güçlü bir yasadır. O yasayla ilgili olarak da söyleyeceklerimiz vardır. Ancak o dönemde biz satış sözleşmesi yapmalarına imkan tanıyan bir düzenleme yapmıştık ve belirli bir süre vermiştik. 2 yıllık bir süre vermiştik. Yine konut inşaatına başlamış ve veya tamamlamış ancak satış sözleşmesi imzalamamış olanları da davet etmiş ve onlara da yaklaşık 3 yıllık bir süre vermiştik. Şimdi ben bugünün güncel verileri çerçevesinde toplam dağıtılan kırsal kesim arazisi sayısının inşaat ve koçan ve senet sayılarıyla birlikte ne olduklarını merak ediyorum. Burada elbette çeşitli bilgiler vardır. Örneğin 110 adet kırsal kesim arsa sözleşmesi yapıldığı ifadesi vardır ki elimizdeki eski rakamlara kıyasladığımızda bile bunun çok az olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu yönde bir yetersizlik varsa, yani elinde kırsal kesim arazisi bulunan vatandaş bir şekilde bakanlığa başvurup da gerekli düzenlemeye, gerekli hukuka dahil olma konusunda tereddüt içerisindeyse, bunun nasıl bir ileri hamleyle yeniden ele alınacağı mutlaka konuşulması gerekmektedir. Yine enteresan bir şekilde bütçede de dikkat etmiştim, bütçe kalemlerine baktığımızda sosyal konutla ilgili olarak bir ek bütçe yer almıştır yasada ve burada hedefler kısmında Gazi Mausa'ya sosyal konut projesi yapılacağı ifade edilmektedir. Şimdi tabii bu enteresan bir durum. Yani sosyal konut meselesini sadece belli bir bölgeye dönük olarak öngörmek ne kadar doğrudur? Bunun çok iyi tartışılması gerekmektedir. Ülkede sosyal konutla ilgili ihtiyaç var mıdır? Evet, vardır. Yaptığımız tespitler buydu. Öncelik Gazi Mausa'da mıdır? Bunu iyi etüt etmek gerekmektedir. Öncelik Mausa'da mıdır? İyi etüt etmek gerekir. Katılırım. Bizim yaptığımız değerlendirmelerde örneğin Lefke'nin İskele'deki Ziyamet Köyü'nün yine Serdağlı bölgesinin sosyal konut akımından çok ciddi ihtiyacı olan bölgeler olduğunu tespit etmiştik ve bu bölgelere yönelik olarak pilot uygulamalar düşünmüştük. Elbette bu sosyal konut çalışmalarının nasıl yapılacağı da oldukça önemlidir. Çünkü sosyal konut fonunda herhangi bir kaynak kalmadığını, geçmişte yapılan sosyal konut uygulamalarının ciddi anlamda bu fonu boşalttığını biliyoruz. Dolayısıyla şu anda nasıl bir sosyal konut
projesi öngörülüyor. İnsanlar sosyal konut edindiklerinde bunun ne kadarını devlet üstlenecek, ne kadarını vatandaşlar üstlenecek, vatandaşlar kime karşı borçlu olacak, bunların çok çok iyi bir proje çerçevesinde ortaya konması gerekiyor ki bu yönde yine herhalde bakanlıktaki arşivlerde vardır bizim ben modern çağdaş bir düzenleme olduğunu düşündüğümüz düzenlememiz söz konusuydu. Orada kısaca ifade etmeme izin verirseniz bizim düşüncemiz sosyal konutun ada satına yayılması, yaşam alanları çerçevesinde sosyal konutların projelendirilmesi, yani adanın dört bir tarafında kendi içinde insanların yaşayabilecekleri, nefes alabilecekleri bir alan tesisinin yapılması, devletin burada arazi altyapısı ve her türlü projenin gerçekleştirilmesi konusunda sorumlu olması gibi yükümlülüklerle karşı karşıya kalacağı, ama aynı zamanda vatandaşın da uzun vadeli düşük faizli kredilerle doğrudan bankayla ilişkilendirileceği bir model üzerinde duruyorduk. Bu bizim vizyonumuzdu. Biz bu vizyonun peşindeydik. Ümit ederim bu konu yeniden değerlendirilir. Dolayısıyla biz sosyal konut projelerinin nasıl bir vizyonla hayata geçirileceğini bilmek istiyoruz. Bu yönde neden özellikle Mausa'nın seçildiğini bilmek istiyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şunu elbette asla ifade etmiyorum. Mausa'da da özellikle Aşağı Maraş bölgesinde ciddi anlamda konut ihtiyacı vardır. O yönde devlet arazisi de mevcuttur. Buraya yapılabilecek çalışmalar söz konusudur. Ancak siz sadece Mausa derseniz ve diğer bölgeleri göz ardı ederseniz burada bir problemle karşı karşıya kalacaksınız. Çok doğal olarak yarın kapınıza dört bir taraftan insanlar gelecek ve buyruğa girecekler. Niye bizim bölgemizde de sosyal konut yapılamıyor diye. Dolayısıyla öncelik bu projenin hazırlanmasında olması gerekirdi. Vizyonun saptanması gerekirdi ve ona göre adım adım projelerin hayata geçirilmesi konusunda çalışılması gerekir. Bu bağlamda bu konunun da ciddi anlamda takipçisi olacağız ve sosyal konut projesinin toplumda herhangi bir adaletsizliğe yol açmayacak şekilde çok dikkatli bir şekilde ve yasanın öngördüğü çerçevede, o çerçeve dahilinde yapılması, ileriye taşınması gerekiyor ki tekrar edeyim, bu yöndeki yasanın gücü çok nettir, ortadadır. Bu konu bizim için önemli bir sosyal projedir. Evet. Elbette son zamanlarda gündem olan ve bolca tartışılan imar planı konusu da toplumda önemli tartışma konularının başında gelmektedir. Bu konu tabii öncelikle bir prensip meselesidir. Bu prensibi eğer taşıyorsak ona göre hareket etmemiz gerekir. Şöyle ki bir ülkede imar planlarının yapılması ya da yapılmaması gibi bir tartışmayla karşı karşıya olmaktan duyduğum üzüntüyü belirtmek isterim öncelikle. Bu nasıl bir düzendir ki daha gelişmiş, daha çağdaş bir yaşam alanı oluşturabilmek adına plansızlığı savunabiliyoruz. Savunabilen kesimlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ülkenin en önemli konularının başında imar hukuku gelmektedir. O kadar önemlidir ki bu ülkenin ekonomik kaynaklarının ve ekonomik sorunlarının yarattığı anomalilerden kaynaklanan bir imar, nasıl ifade edeyim onu, baskısı altındayız diye düşünüyorum. Ve bu baskı karşısında
İşte Güzelim Girne'nin ne hale geldiğini herkes çok iyi biliyor. Ama benim anlamadığım bir konu var. Bu ülkede herkes Girne'den rahatsız, Girne'nin içinde bulunduğu durumdan rahatsız. Herkes Girne'nin öldüğünü, bittiğini söylüyor. Girne'deki yapılaşmaların hiçbir şekilde sürdürülebilir olmadığını, verilen hizmetin yetersiz olduğunu, oraya aktarılan nüfusun var olan kaynaklarla taşınamadığını, yine aynı şekilde eğitimin, sağlığın gerek oradaki nüfusa karşılık gelmediğini söylüyor ama bunu kim yaptı değerli arkadaşlar? Nasıl oldu da bu Girne bu hale geldi? Kimse bunun hesabını vermiyor. Kimse bunu konuşmuyor. Hepimiz ağlama halinde vay Girne gitti diyoruz. E ne oldu yani? Girne gitti tamam da nasıl oldu bu Girne bu hale geldi? Yok mudur bunun bir suçlusu? Yok mudur bunun bir sorumlusu? Girne'nin bu hale gelmesinde bir kişi de çıkıp elini kaldırıp ya ben bu konuda bir adım attım, yanlış yaptım, vicdanen rahatsızım niye demiyor? Herkes Girne'den rahatsız. Ben anlamadım. Yani bu ülkede bu yönde bizim böyle bir hastalığımız var gibi geliyor bana. Adımlar atılırken herkes eleştirileri kısmen dikkate alıyoruz, kısmen dikkate almıyoruz. Radikal tedbir alınsın diyoruz. Eminameler bu anlamda çok önemlidir diyoruz. Bu çerçevede hareket edelim diyoruz. O anda herkes olabilir diyor. Ama bir sonraki gün çatır çatır sırf ekonomik gerekçelerle Güzelim bir sahil kasabamızı mahvettik. Kimse Girne'ye gitmek istemez. Girne'liler de Girne'den kaçmak ister. Nasıl bir düzen bu? Nasıl bir anlayış bu? Bunu anlamakta ben zorlanıyorum. Sanki başkaları geldi ve Girne'yi bozdu. Sanki bizim dışımızda birileri geldi ve bu Girne'yi mahvetti. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz önce bir kendi kendimize bakmamız lazım. Kendi kendimize bakmamız lazım. Öz eleştiri yapmadan da korkmamamız lazım. Eğer bir yerde bir hata olduysa bunu söylememiz lazım. Benim en büyük korkum bu Girne'deki yapılaşma sürecinde gösterilen tavrın, sorumsuzluk tavrının ne yazık ki Mausa, Yeni Boğaziçi, İskele imar planı bağlamında da gündeme gelmesidir. Getirilmesidir. Aynı akıl, aynı yaklaşımlar, aynı düşünce silsileleri bugün orada konuşmaktır. Ekonomik sorunlar vardır. Ekonomik baskı altındayız. Birazcık gelişse ne olur? Sanki bu ülkede ekonomik gelişmeye birileri kapalıymış gibi. Ama aslında biz planlı yaşamayı istemiyoruz. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak plansızlık istiyoruz. Evimizin bir köşesini işte değiştirebiliyoruz. Değiştirdiğimizde ondan sonra belediye geliyor, dönüp biz şikayet ediyoruz. Niye yaptınız diyoruz. Yani böyle hukuk dışı, yasa dışı, plan dışı bir yaşamı tercih ediyoruz. Ama bu acaba insanlara bırakılacak bir şey midir? Eğer bir ülkede kamu otoritesi kendini göstermezse, kamu otoritesi var olan yasaların uygulanmasında kendini sorumlu kılmazsa, gerekli iradeyi ortaya koymazsa, denetimi gerekli zamanda yapmazsa, o zaman biz kimi suçlayacağız? İnsanları mı suçlayacağız? İnsanlarımızı mı suçlayacağız? Yoksa görevde olan yetki sahibi insanlarla ilgili mi konuşacağız? Değerli arkadaşlar, Girne bittiyse sorumluluk Girne'nin bu hale gelmesine imza atanlardadır. Dolayısıyla gün geldi döndü, şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi pek çok konuda var olan kaosa bir yeni kaosta herkes ortalık allem gallem, herkes inşaat yapmak istiyor. Herkes kendi küçük arazisini düşünüyor. Aman yol oradan geçerse benim de arazim ne olacak gibi tartışmalara şahit oluyoruz. Ve tüm bunların adını da kamu yararı koyuyoruz. Kamu yararı diye bir şey var. Ama bu yarar benim de özel pozisyonumu gözetsin ha diyoruz. Şimdi böyle bir kamu yararı anlayışı olmaz mı? Kamu yararı bu değil. Kamu yararı başka bir şey. Lefkoşa'daki müteahhidin Yeni İskele'deki projesine destek çıkmak,
kamu yararı değil arkadaşlar. Ya da Mausa'daki. Ekonomiyi biraz geliştirelim. Da ihtiyaç var oralarda ekonomik aktiviteye demek de kamu yararı değil. Kamu yararı öncelikle ve öncelikle o bölgede yaşayan insanların tercihiyle şekillenecek, ortaklaşa bir düzen tesis edecek bir düşünceye işaret eder. Dolayısıyla o bölgede yaşayan insanlar nasıl bir düzen istiyorlar? Bunun adını koymak lazım. Ama eğer bunun adını koyacaksak elbette uzmanların da görüşlerini almamız lazım. Neden? Çünkü bu bir vizyon meselesidir. İmar planı dediğimiz mesele ya da herhangi bir plan vizyon olmadan olmaz ki. Yani benim ortaya koyacağım planla bir ayın ortaya koyacağı plan arasında da yığınla fark olabilir. Demek ki burada da bir ortak vizyon olması lazım. Bu ortak vizyonun da gerçek anlamda kamu yararına dayanması lazım. Ve bunun da takipçisi, bunun da irade olarak öne çıkıp savunucusu olacak olan kişi de Sayın Bakan olması lazım. Dolayısıyla bu iş çok uzadı. Bu iş çok uzadı ve bu işin uzaması hepimizi ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Toplumu rahatsız etmektedir. Her geçen gün çok daha fazla oraya yatırım yapmaya çalışan, düşünen kesimlerin birazcık da pervasız yaklaşımlarını duyuyoruz, okuyoruz. Dolayısıyla biz hiçbir planlamayı sadece ve sadece ekonomik akılla değerlendiremeyiz. Bu işin sosyal boyutu vardır. Bu işin eğitim boyutu vardır. Bu işin sağlık boyutu vardır. Bu işin sürdürülebilirliği vardır. Bu işin ekolojik boyutu vardır. Bu işin artık evrensel boyutu vardır. Dünyanın dört bir tarafında nice kasabanın yüksek yapılaşma nedeniyle mahvolduğunu biliyoruz. Ve oralara gittiğimizde yazıklar olsun böyle ülkeye diyoruz. Ve ondan sonra kendi ülkemize dönüyoruz, geliyoruz. Kendi ülkemizle ilgili öngördüğümüz bambaşka şeyler oluyor. Dolayısıyla biz CTP olarak ilk günden beri çok net bir tavır koyduk. Bir, imar planı esastır. İmar planı olmalıdır. İmar plansız bir düzenleme olmaz. Hani yasa yoktur demiyorum. Tabii ki imar düzenlemesi için mevcut yasa aktiftir. Ama yeterli değildir. Geçerli değildir. Dolayısıyla yeterince geçerli değildir. Dolayısıyla biz CTP olarak imar planlarının olmazsa olmaz olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Ve bu yönde atılacak adımların da yanında duracağız. Ancak bu yönde basına yaptığımız açıklamalarda da ifade ettiğimiz gibi ciddiyetle yapılması gereken şeyler vardır. Bununla ilgili Cumhuriyet Türk Partisi'nden bir heyetimizin Sayın Bakan'la yaptığı görüşmelerde de bazı önerilerimiz dikkate alındı. Bundan memnunuz. Yeterli mi? Bizce yeterli değil. Daha fazla üzerine gidilmesi gerekiyor. Daha güçlü bir planlamaya ihtiyacı var. Bakın bugün belki çok da fazla önemsemiyoruz. Ancak İskele bölgesinde İskele eski kenti çölleşmiş durumdadır. Yani oraya gittiğinizde sanki bir köye gidersiniz. Biraz dışarıya çıkarsınız. Başka bir bölgeye gidiyorsunuz. Orada işte gelişmiş bir hayat. Farklı etnik kökenli turistler, yatırımcılar, bilmem işte orada yaşayan insanlar. Kent yok. Her hesapta İskele ilçe. İlçe namına bir şey yok. İlçe kurumsallığı İskele'de yok. İskele darmadan. İskele'nin içi boşaldı. Bu planlamanın İskele'nin bir kent olarak kent dokusunu gözetecek şekilde düzenlendiğini düşünüyorum. Eğer eksiklikleri varsa da bunun mutlaka giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. İskele halkı ya kardeşim biz burada üniversite istiyoruz diyor. Neden? Çünkü üniversite günün sonunda bizim için önemli bir sosyal alandır. Yine bunun yanında bir ekonomik aktivite açısından da diğerlerine oranla daha bir düzeyli kabul görür bir faaliyet alanıdır. Bunun gözetilmesi gerekir.
koyduydum da koymadıydım, işte ayırdıydık ama site alanı çıktı çıktıydı. Bunların hepsi anlamsızdır Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Eğer böyle bir ihtiyaç varsa bu ihtiyaç orada giderilecek. Bu kadar açık ve net. Bir tane değil iki tane. O bölgeye uygun yapalım. Tarım merkezli bir yüksek öğrenim yapalım. Turizm merkezli bir yüksek öğrenim yapalım. Daha farklı alanlara gidelim. Bu konuda radikal tedbir alalım. Radikal hamleler yapalım. O bölge insanının çoğunluğunu, kamuoyunu rahatlatacak adımlar atarız. Eğer bunları atmazsak, bunları ortadan kaldırmazsak dedikodular daha da artar. İlk başta söylediğim noktaya geliriz. Benim arazim ne olacak? Benim durumum ne olacak? Şudur budur. Dolayısıyla bu ve benzeri konulara dikkat etmek lazım. Altyapı konusu çok önemli. Fon önerisi yaptık. Bu konu sanırım kabul gördü. O konu çok önemli. Yine toplu taşımacılık sistemi bizim için çok önemli. Bunlara gitmek gerekiyor, bakmak gerekiyor. Nüfus, konut sayısı oranlarına bakmak gerekiyor. Yani mesele elbette oradaki tarım arazileri ülkesel fizik planına göre yapılan yorumda değerlidir, önemlidir, gözetilmesi gerekir ama meselenin bütünü bu değil. Biz resmin büyüğüne bakmak zorundayız. Sayın Bakan resmin büyüğüne bakarak güçlü hamle yapması gerekiyor. Eğer bunu başarırsa, eğer bunu yaparsa bence adım atmış olur. Kamu yararına bir adım atmış olur. Tabii benim anlamakta zorlandığım Ulusal Birlik Partisi plana hayır demiş. Bu plan taslağına hayır diyoruz diye açıklamalar vardır. Tabii bunu da çok ciddi bir tavır olarak görmediğimi ifade etmek istiyorum. Siz hükümettesiniz. Hükümet ortağınız bir bakanlığı yönetiyor. Bu yönde pek çok çalışma yapıyor. Çalışmalar adım adım ilerledi. Belli bir aşamaya geldi. Ama ortağınız diyor ki hayır. Uygun değil efendim. Neden? Bakacağız, çalışma yapacağız. Hatta UBP'lilerin fasıl 96'ya dönme özlemleri olduğunu da çok çok iyi biliyoruz. Şimdi Sayın Başkan değerli milletvekilleri, bu konuda hükümetin bu sınavdan geçmesi lazım. Çok fazla zamanınız kalmadı. İşte 15 günlük bir zamanınız kaldı. Bu sınavdan geçmeniz gerekiyor. Sayın Bakan'a daha önce de söyledim. Bu plan Sayın Bakan için bir ölüm kalım meselesine döndü. Özür dilerim ama o kadar önemli bir noktaya geldi. Bu plan sizin için artık önemli bir konudur. Bunun idrakinde olun. Desteğimizi ve hayır gazmaz verdiğimiz yok. Yazılı olarak CTP biz bütün önerilerimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sayın Bakan'ın bu noktadaki vizyonunu paylaşıyoruz. Daha etkili olsun, daha çalışsın, gitsin Sayın Başbakan'ın önüne ve masasına yumruğunu da vursun. Ben bu hükümetin bakanıyım desin. Ben bu hükümetin bakanıyım desin. Dolayısıyla siz benim hilafıma adım atamazsınız desin. Dolayısıyla ama babasından da genetik olarak aldıkları var. Yani damarlarımızda hafif bir sol şey olduğunu hissediyoruz. Hafif bir sol akış olduğunu hissediyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Babadan mı gelir, başka bir yerden mi gelir bilmem. Ama bu bizi mutlu ediyor. Ve bunu destekliyoruz. Hissediyoruz yani. Evet, bunu hissediyoruz, destekliyoruz. Yani hasbelkader başka bir yerde olabilir. Başka bir partide olabilir. Ama duruşu önemlidir. Evet. Değerli arkadaşlar, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben böyle uzun uzadıya konuşup da daha fazla detaylara girmek istemem. Konu başlıklarımı söyledim. Elbette gece kulüpleri de sizin yetki alanınızdadır. Gece kulüpleriyle ilgili arkadaşlarımızla konuşacak. Benim kişisel değerlendirmem, bu kişiseldir. Sayın Bakanım. Benim kişisel değerlendirmemdir. Ben gece kulüplerinin Sayın Sanver. Değerli arkadaşlar, ben gece kulüplerinin kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Gece kulüplerinin bu şekliyle bu ülkede yüz karası olduğunu düşünüyorum ve bu da hepimizin alnımızda olduğunu düşünüyorum. Bu iş böyle gitmez. Geçenlerde hukuk komitesinde bir yasa üzerinde çalışıyorduk Sayın Amcaoğlu. Orada
yargıdan bir arkadaşımız da geldi. Dedi ki ya öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki aklınız durur. Ne oldu dedik? Geçenlerde Kanadalı bir iş adamını tutukladılar, getirdiler dedi. Kanadalı bir iş adamı. Dedik hayırdır, ne oldu? Adam bu gece kulüplerinde yakalandı. Bula bula bu adamı tuttu polis. Getirdi bizim önümüze. Bu adama işte bu uçtan tava okudu. Adam demiş ya kardeşim demiş, ben ne bileyim demiş. Yani o caddeye girdim, o yola gittim. Sağa baktım, sola baktım. Zaten başka bir şey anlamak mümkün değil. Yani sizin memleketinizde bunlar var. Siz bunlardan utanmazsınız da ben gittim bir tanesine girdim diye beni aldınız, tutukladınız. Bu haldeyiz yani. Bu iş böyle gitmez. Yani ben bazı arkadaşlarımızın hak bazlı değerlendirmelerine de çok fazla katılamıyorum. Dolayısıyla bu işin toptan çözümüne gitmek lazım. Kolay değildir. Kolay değildir. Bunu biliyorum. Ama görmezden gelmek işin en kolayıdır. Onlar orada olsun. Alayköy yoluna girmeyelim. Biz Lefkoşa'da oturalım. Orada ne var? Olmaz böyle bir şey. Arada bir de denetleyelim sağlık açısından, güvenlik açısından, böyle şey olmaz. Yani bu efendim vergileri de al. Bu şekilde olmaz. Bunu yeniden düzenleyelim diyorum. Dünyada çeşitli örnekleri vardır. Eğer bu iş sahipleri ekonomik yatırım yapmak isterse devlet bunları yönlendirsin. Desin ki ben sizin durumunuzu tespit ettim. Burayı kapatıyorum. 3 yıl içinde başka bir alana geçin veyahut bu tesisi şuraya çevirin, buraya çevirin. Nereye çevirecekse çevirsinler. Ama bu kara lekeyi artık alnımızdan çıkaralım. Bu iş insan ticaretine kadar varıyor. Burada her yıl yayınlanan raporlarda da artık bu, affedersiniz, belayla karşılaşmayalım diye düşünüyorum. Bu tabii güçlü bir şey. Ya güçlü bir irade ister. Diğerlerinden daha güçlü bir irade ister. O irade ne kadar var, ne kadar yapılabilir, bunları bilmiyorum. Günün sonunda Sayın Bakan, sizin çalışmalarınızı izliyoruz. Yaptığımız yorumlara, verdiğiniz cevaplarda her şeyi anladığınız, her şeyi bildiğiniz, her şeyin yolunda olduğu mesajını veriyorsunuz. Bu şekilde değil de daha objektif, daha açık, daha şeffaf ve daha net olmanızı istiyoruz. Eğer herhangi bir şekilde yurttaşlık politikasıyla ilgili bir sorun varsa bunu bilmek isteriz. Eğer başka alanlarla ilgili sorun varsa bilmek isteriz. İmal planıyla ilgili karşılaştığınız baskılar varsa bilmek isteriz. Hem değerlendirmek isteriz, hem kamuoyunun bilgisine taşınması gerektiğini düşünürüz, hem de Sayın Amcaoğlu katkı koymak isteriz. Böyle bir ana muhalefet partisi bulduğunuz için de mutlu olun. Mutlu olun. Çünkü geçmiş bütçe dönemlerinde karşılaştığımız söylemlerle bizim söylemlerimizi kıyasladığınızda biraz fazla mı geliyoruz buralara, çok emin değilim. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım.